Aracın üzerinde 125 beygir güç ve 170 Nm tork üreten 1 litrelik, daha doğrusu 998 cc'lik turbo benzinli 3 silindirli bir motor var. Bu motorla birlikte 6 ileri klasik tip bir şanzıman eşlik ediyor. Araç 1300 kilodan biraz daha hafif, 356 litre bagaj hacmi ve 11.6 saniye 0'dan 100 kilometreye hızlanması var. Şimdi bu Stile donanım paketli EcoSport'un detaylarına geçelim. Önde mercekli farlar var burada. Şöyle şu açıdan baktığın zaman Ford'un diğer modellerine de benziyor. Burası halojen yanıyor. Yine alt tarafta sinyal lambaları var ve sis lambaları var. Burada bir de uzun huzmesi yer alıyor. Ortaya geldiğimde buradaki panjur Ford'un diğer modellerinde kullanılan altıgen panjurla aynı. Gri ve siyah kaplamaları var. Ortasında bir Ford logosu var. Şöyle yana doğru geçtiğim zaman burada 205, 60, 16 ebatlarında jantlar var. Bunların renkleri güzel ama bu arabaya göre bence biraz küçük bunlar. Yanda konserve kutusu gibi bir tasarımı var. Ağustunlarının dış kısımları biraz daha böyle yukarı doğru kabartılı yapılmış. Arka tarafa doğru cam yüzeyler daraltılmış. Arka tarafta da aynı şekilde bitirilmiş ama arka tarafı biraz düz, ön tarafı biraz tasarım oyunlarıyla dolu diyebiliriz bu otomobil için. Arka tarafına baktığım zaman biraz konserve kutusu tarzı var. Arkalar kampana geliyor. Aynı zamanda arka süspansiyonları bağımsız değil bu otomobilin. En nihayetinde B segmenti bir crossover. Tampon kısmı siyah. Üzerinde park sensörleri var ama onlar sonradan takılmış. Şuradan bagaj kapağını açabiliyorsun. Şurada bir tane tuş var altta. Bunu çekmiyorsun. Şöyle bagaj kapağını açabiliyorsun. Burada bir amortisör sistemi var. O da güzel bir ses çıkartıyor. Şurası plastikle kaplı. 356 litrelik bagaj da burada. Bir tane pandizot yukarıda var ama bu pandizot bagaj kapağı yukarı doğru açılmadığı için üste doğru açılmıyor. Şuradaki yerleşim alanına ulaşım biraz zor oluyor. Ne yapıyorsun? Bunu böyle yukarı doğru kaldırıyorsun. Yine burada sağ tarafta şöyle bir tane boşluk var. Bu da ufak tefek malzeme için güzel ama iç kaplaması gerçekten C segmenti birçok otomobilden daha kaliteli. Bir de bu bagaj zeminini bakın şurada karşılıkları var. İki farklı boyutta yerleştirebiliyorsun. Hemen arkasına gelelim. Kapıların hissiyatları güzel. Ağırlıkları da gerçekten güzel. Buralar sert plastik. Şurada deri, suni deri kaplamalar var. Bunlar oldukça güzel. Kaliteli duruyorlar. Şuradaki kaplamalar oldukça güzel ve kaliteli duruyor. Ve kapı yüzü C segmenti bir otomobil gibi gerçekten. Kapı içi gözü de bu şekilde. İçeride 3 tane kafalık olsa da bu otomobile 2 yetişkin arka tarafta anca sığabiliyor. 2 tane Isofix bağlantısı var bu koltukların ve kumaşları. Aşırı kaliteli değil ama bazı versiyon C segment otomobillerle yine aynı. Bu koltukları yatırabiliyorsun. Şuradaki kancayı çektiğin zaman minder kısmını kaldırıyorsun. 60'a 40 oranında kalkıyor ve bu koltuk sırtlıklarını da onun içine yerleştirerek yatırabiliyorsun. Dümdüz bir alan olmuyor ama düze yakın bir alan oluyor. Arka tarafı böylelikle daha geniş kullanma imkanın oluyor. İçeride arkadan ön tarafa bakış benim gözümün önünden böyle. Arka tarafta cam yüzeyler yeterli genişlikte ama istediğin ferahlıkta değil. Ama B segmenti crossover modellerin tamamı neredeyse böyle. Araçta diz mesafesi bu şekilde yaklaşık 2 parmak. Baş mesafesi 6 parmak civarında benim boyum 1.78. Yukarıda burada tutamaklar var. 3 tane tutamak, askı aparatları ve ayarlı emniyet kemeri mandalları mevcut. Tavan kısmında ortada bir tane aydınlatma var ve ön tarafta da yine 2 tane aydınlatma mevcut. Öne gelelim. Ön kapılar daha ağırlar. Kapı yüzleri burada da sert ama kalınca tasarlanmış. Buralar yine deri kaplı. Bak şu çok güzel. Bir de şu tutamak kısmı falan gerçekten kaliteli duruyor. 4 cam otomatiği var. Yan ayarları burada ve kapı kilit tuşu da burada yer alıyor. Kapı içi gözler ön tarafta biraz daha büyük. Dönemin Ford'larında daha küçük, ince formlu oluyordu. Bunu da biraz daha büyük yapmışlar. İçeri geçtiğinde burada yine siyah döşemeler var. Bu siyah döşemeler de arabanın içerisini birazcık karartıyor bence. Koltukların gerçekten rahatlığı güzel. Minder kısmı bir tık uzun olsa daha iyi olurdu ama bu otomobilde mesela Focus 3'lerin koltuklarından bile daha rahat koltuklar. Biraz daha genişler en azından. Bir de burada derinlik ayarı var. Bu sadece sol ön tarafta mevcut. İçine girdiğimde buralar yumuşak bir plastik malzemeyle bezenmiş. Kapı üstündeki malzemelerle aynı desen var ama burası yumuşak. Havalandırma menfezleri altta otomatik far mevcut değil maalesef. OBD girişi de buradaymış. Üstünde bir yazı yazıyor. Ön arka sis lambalarını da buradan aktif deaktif edebiliyorsun. Araçta tabii otomatik silecek de mevcut değil. Ses sistemi ayarlarını sağdan, yol bilgisayarlarını soldan yapıyorsun. Burada da hız sabitleme ve limitlemenin tuşları var. Ortada bir tane ekran var. Bu Ford'un yeni otomobillerinde kullandığı ekranın aynısı. Yine konsolun üst kısmında burada şöyle bir alan var ve onun altında bir tane ekran yer alıyor. Ekranı uyandırdığımda böyle çalışıyor. Bu orijinal bir ekran. Burada işte uygulamalar, telefon, yani Bluetooth telefon bağlantın var zaten. Onun dışında Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları mevcut arkadaşlar. Wi-Fi'de bağlayabiliyorsun buraya. Bu güzel bir detay. Geri görüş kamerası bu ekranın içerisinde mevcut değil ama sonradan takılabiliyor. Aşağı indiğimde burada 2 tane havalandırma menfezi, dijital tek taraflı bir klima, stop start on off, çekiş kontrol ve 2 tane USB çıkışı yer alıyor. Onların etrafında da LED ışıklar var. Şurada 12 volt çıkışı,
Önde küçük bir göz ve burada da şanzıman kolu var. Aşağısına indiğimde burada bir anahtar yuvası, burada iki tane bardaklık, onun arkasında bir göz ve şurada bir tane kocaman kovalık var. Sağ tarafta burada şöyle küçük bir ıslak mendil koyabileceğin göz, altında da iki terek halinde torpido gözü yer alıyor. Yukarı çıktığımda burada ışıksız makyaj aynaları, bu güneşlikler de bayağı kalın bir malzemeden yapılmış. Şurada bir tane gözlüklük. Burada aydınlatmalar. Bu aydınlatmalar Focus 2'lerle aynı. Ve burada da otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası yer alıyor. EcoSport'un iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim Rıfat abiyle beraber. Bakalım nasıl bir performans sergiliyor bu otomobil. Hep birlikte görelim. Hadi gidelim. Rıfat abi hoş geldin. Hoş bulduk Oğuzhan. Arka park sensörün de şöyle küçük bir hoparlörü oluyor. Onu arka camın kenarına bir yere koyuyorlar. Oradan ses geliyor. Abi EcoSport, tabii Ford'cu bir aileden gelince EcoSport alıyorsun, biniyorsun abi. Ford da seviyorsun. Yaklaşık bir tane Ford'umuz var şu anda. Aynen, yaklaşık bir senedir sende değil mi abi bu araba? Bir sene yaklaşık oldu mu? Yaklaşık bir sene olmadı. Olmadı mı daha? Peki abi neden bu arabayı tercih ettin? Evet, o soruyla başlıyorum. Şöyle, 4 kişilik bir aileyiz biz. B sınıf bir SUV istiyorduk. Ford'un sağlamlığına güvenerek eski bu arabayı aldık. Aynen, olarak eski bir Ford kullanıcısı olarak bu arabayı aldık. Öbür Ford kaç modeldi abi? 1970. 70 model, evet. 1 milyon kilometrede Taunus videosu, evet, vardı kanalda. Evet. Şimdi EcoSport tabii birazcık böyle arada kaldı abi. İlk başta geldi. Dediler ki B segmenti crossover olarak bunu satacağız. Sonra bir tane Puma geldi bunun üstüne. Evet. Aslında benzeri diğer markalarda da var. Hyundai tarafında Kona vardı. Altına Bayon getirdiler. Bayon getirdi. Şimdi onun altına bir araba daha belki gelebilir. Yani B segmenti crossoverların pazarının daha yüksek olacağını düşünüyor yüksek ihtimalle firmalar. Sürekli denemeler ve yeni arabalar yapıyorlar. Aynısı Volkswagen tarafında var. T-Roc'ları vardı mesela bu adamların. T-Roc'un altına Taygo ve T-Cross diye iki tane otomobil daha getirdiler. Dediler ki birisi B segmenti crossover, işte kupe tarzında bir otomobil. Biri de işte T-Roc'un altında biraz daha küçük bir otomobil. Yani firmaların neredeyse tamamı işte eski 1.5-1.6 dizel motorlar yerine 1 litre turbo benzinli motor ve birkaç farklı B segmenti crossover otomobil getirmeye başladı ülkemize. Tabi bu otomobillerin üretimi aslında daha eskiydi. Yani 2021 yılında, 20 yılında falan değil. Bu arabanın üretime başlayışı 2012. Ama hedef piyasa Türkiye değildi. Daralan ekonomik şartlar bu tarz otomobillerin de ülkemize gelmesine vesile oldu. Yani nedenlerinden bir tanesi oldu. Neden? Çünkü otomobil maliyetleri arttı. Bugün C segmenti bir crossover almak istediğin zaman Türk lirasıyla 1 milyon civarında para ödemen gerekiyor, evet, bu arabaya. Yeni. Ama işte bunları aldığın zaman yarım milyon civarını alabiliyorsun. Yarım milyon kitlesini de bütün firmalar istiyor. Bir de insanlarda şu an yerden yüksek otomobil tutkusu var. Bunu epey uzun süredir söylüyorum. Bende de oluşmaya başladı bu. Daha ferah, daha yerden yüksek otomobiller. İnsanların hoşuna gidiyor. O yüzden bu tarz otomobiller daha fazla geldi. 2022'de bu arabanın üretimi bitiyor EcoSport'un. Belki yeni bir kasa üretirler. Onu bilmiyoruz ama yüksek ihtimalle biraz daha farklı bir model üretecekler. Yani EcoSport'un yerine gelecek otomobilin adı EcoSport olmayacak gibi gözüküyor. Ford kaynaklarından aldığımız bilgilere göre. Şimdi biz gelelim bu otomobile. Aracın içerisinin temel problemi şu abi. Bu arabanın içi çok siyah. Evet. Yani şimdi cam filmi de var arabada. İçerisi gerçekten çok siyah. Bu günümüzde üretilen Opel, Peugeot, Citroen gibi otomobillerde hep söylediğim bir şey. Çok siyah geliyor. Ford için de bu geçerli. Eskiden de mesela Ford'lar içi çok siyah geliyordu ama kumaş döşemeleri biraz daha açık oluyordu. Buradaki işte konsol döşemeleri biraz daha şey oldu. Cam yüzeyleri biraz daha geniş olabiliyordu. Bu otomobilde cam yüzeyler yeterli. Aslında bakınca bir Focus'tan falan daha geniş bunun camları. Evet. Yani yüksek. O anlamda güzel ama içeride böyle bir siyah hava var. Siyah hava var, evet. O adamı şey yapıyor. Özellikle uzun süre açık renk döşemeli bir arabaya bindiysen buna bindiğin zaman bir bakıyorsun. Jetta'm vardı. Jetta'm bej renkliydi. Bejleri döşemeydi. Ondan sonra bu birazcık bayağı siyah karanlık gelmişti. Geliyor, evet. Bu araba karanlık, evet. Şimdi ama arabanın içerisinde geçtiğin ve kullanmaya başladığın zaman dışarıdan bakınca da açıkçası tarzı mesela önü bana çok hitap ediyor da arkası biraz farklı abi. Ama fiyatı makul. Bugün mesela bir Bayon fiyatına Ford alabiliyorsun 1 litre turbo motoruyla. Böyle bir durum var. Yani kendi segmentindeki rakiplerine göre baktığın zaman bu otomobil biraz ön plana çıkıyor. Evet. Ama bu otomobille beraber yarışan bazı otomobiller var ülkemizde. Mesela Toyota Corolla. Mesela yine boş da olsa bir Ford Focus benzer paralara alınabiliyor. Ama onu atmosferik alıyorsun, bunu turbo motorla alıyorsun. Oradaki tercih de senin. O yüzden EcoSport birazcık böyle şey oldu. Tercih eden aile kullanımında mesela ben eder miyim? Ederim. Niye? Şimdi Ankara'ya taşınacağım abi. Ya Ankara'da böyle biraz daha küçük şehir içinde kullanacağım ama yüksek bir araba. EcoSport. Turbo motoru da gayet güzel gidiyor. Herhangi bir problem yok. Bir de bu 125 beygirlik versiyonu. Bu motorun
155 beygirlik versiyonu da var ama ekseri 100 beygirliğini kullanıyorlar Türkiye'de. 125 bu otomobil için avantaj. Evet, çünkü beygir gücü gerçekten güzel. Aracın şöyle görüş açılarına gelelim. Arkadaki cam dümdüz. Aslında buradan bakınca bir böyle Ford Courier camına bakıyormuşsun gibi hissediyorsun. Çünkü düz ama görüşü güzel. Düz olmasının avantajı o. Yatık olduğu zaman görüş o kadar güzel olmuyor. Yan aynalar kocaman. Herhangi bir yan aynalarda problem yok. Her tarafı net bir şekilde görebiliyorsun. Görünüşte tek problem astunu. Astunları zaten gözüküyor. Bayağı kalınlar abi astunları. Evet. O yüzden yani böyle sağa sola dönüş manevra alanı dar bir yerdeysen evet kelebek cam var ama kelebek cam küçük. Oradaki astunu kelebekten daha büyük. Öyle bir dizaynı var. O yüzden bu otomobilin bir kör noktası var yani ön tarafta. Onu bilmek lazım. Var. Bir de ön kaputun yanlarından böyle kabartılarak gelmiş. Kabartılar var. Ama bu arabada bir şey var abi. Mesela bu segmentte, bu segmentin ikinci sırasında. Yani işte T-Cross da olabilir bu otomobil. Bu da olabilir. Yükseklik hissiyatı gerçekten çok güzel abi. Yani arabada yanına başka bir araba gelmeden de yüksek hissediyorsun. Sul tadı veriyor. Evet. Sul tadı veriyor. O uzun yolda da, şehir içi kullanımlarda da gerçekten avantajlı bir durum oluşturuyor. Süspansiyonlar demin dışarıda da söyledim. Arkalar torsiyon, önler makparsiyon geliyor. Çok sert değil ama çok yumuşak da değil. Ortaca. Bunda da katkı aslında lastik yanaklarının patates olmasından. Lastik yanakları kalın olduğu için birazcık böyle güzel hissettiriyor. Uzun yolda özellikle. Bozuk yolda yavaş gidersen yine güzel hissettiriyor ama hızlı gidersen süspansiyonlar bitiyor bir yerde. Onu hissediyorsun. Şimdi abi şöyle dönelim. EcoSport'la beraber ufak bir gazlayalım. Müsaaden var mı abi? Olur tabii ki tabii ki. Şöyle bir Dortmund yolunda. EcoSport'un çünkü bu sınıfta en öne çıkan tarafı yol tutuşu. Bu araba güzel yol tutuyor. ST-Line'ini de biraz zorlamıştım daha önceden. Bu araba gerçekten güzel yol tutan, güzel yola tutunan, uzun yolda da keyif veren keyif bir araba. Keyif veriyor evet. Şimdi trafiğe kapalı alandayız abi. Dortmund Airport'tayız. S'e aldım şanzımanı ve dip gaz yaptım. S-Sport yani. İki kişiyiz. 50. Şanzımanı çok güzel bir test değiştiriyor bu arada. 80. 90. 100. Bir de böyle yazılar aralıklı aralıklı ya, 100'e gelince böyle geliyor şey gösterge. Mesela 120'de iyice yana yatıyor. Güzel bir hissi oluyor onun. Normalde 100'ünde ortada falan olur ya. Sanki daha hızlı gidiyormuşsun gibi şey yapıyorsun kadranlara baktığın zaman. Abi ikimiz de İrice'yiz. 100 kilonun üstündeyiz. Keşke onu söylemeseydin. Onu görüyorlar zaten. Yapacak bir şey yok abi. Şu an 150 kilometre hıza geldik. Rampa çıkıyoruz yani. Dortmund yokuşunu çıkıyoruz. 155 kilometre hızla burayı tamamladı. Bu araba hafif bir araba değil. Ağır bir araba. Mesela 1.5 DSL Passat 180-185 civarında burada tamamlamıştı. Bu da tabii onu geçmesini beklemiyoruz ama en azından yaklaştı yani. Gerçekten bu yükseltide, bu ağırlıkta bir araba için gayet güzel. Mesela bak bakıyorsun şu an burada viraj dönüyorum. Gayet rahat dönüyoruz virajı. Tabii ki biraz salınım var. En nihayetinde iz genişliği de çok geniş olmayan bir araba ama çok rahat dönüyor. Bir Fiesta gibi dönüyorsun. Evet. Bir Fiesta ile arka arkaya gidebilirsin bu arabada çok rahat bir şekilde. O nereden dönüyorsa oradan dönebilirsin. Çok da böyle sarsılmazsın. Mesela 140 km hızla burada. Şu an araba oldukça rahat gidiyor. Yani daha da üzerinde 160'da 170'de de girer bir viraja ve rahat bir şekilde dönebilir. Mesela şuraya gelelim abi. Burada bir önümü göreyim. Evet 130 km hızla. Gayet net bir şekilde döndüm. Bu sınıfta gerçekten açık ara EcoSport'un nesi güzel derseniz bana derim ki yol tutuşu dinamizmi güzel. Bunda en büyük katkı direksiyonda. Ford'un işte 2015'li 14 yıllarda üretmiş olduğu otomobillerin direksiyonu bana göre daha iyiydi. Bunlar biraz daha suni. Net ama suni. Bunlar biraz daha Volkswagen gibi. Evet. Ama gerçekten şey baksana abi güzel. Arkası da bırakmıyor torsiyon olmasına rağmen. Gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Devir de çeviriyor. Motor da çok sesli çalışmıyor. Mesela burası güzel bir hikaye. Burada 110 civarında girdim abi buraya. Buradan her araba böyle dönmez. C sedanlar dahil. Bak şimdi buraya bak abi. Bak kaybetmiyor kendini. Evet. Bak abi. Çok hafif arkası geldi. Başka bir şey yok. Gerçekten yani burası buranın en zorlu virajlarından bir tanesi. Şu an 90 km hızla burayı dönüyorum. Ön takım biraz uğraşıyor ama böyle çok da oralı değil yani. Hah geçtik tarzında ilerliyor. Şimdi burası Dortmund Airport'un en dik rampası abi. Burada şöyle bir gaza %50 civarında bastım mesela şu an. %50 bak tam basmadım. %50 civarında bastım. Bu dimdik rampayı şu an 110 km hızla çıkıyoruz. Şu an dip gaz yaptım. Dibine kadar bastım abi. 115.
gidiyor. Normalde i20'nin 1.4 otomatiği 70'i geçemiyor burada. Bunu hep söylüyorum. Standart bir örnek oldu artık. 120 km hıza geldi ve rahat bir şekilde 120 km hıza. Tabii çok rahat bir şekilde değil. Birazcık değil, zorluyor ama 120 km hızla burayı da çıkabildik. 1 litre turbo motor normal. Beklentimin üzerinde bir performansı var. 125 beygirlik olması da gerçekten güzel. En nihayetinde aldığın araba 1 litre turbo. Bu arabayı eski 1.6 atmosferiklerle veya şimdi Ford'un yeni 1.5 atmosferik motorlarıyla alsan bu yokuşa böyle çıkamaz. Tabii ki. Şimdi mesela şurada abi birazcık gazlayalım. Bir son hız gösterelim. Bir de yalıtımdan bahsedelim. Ben bu Dortmund yolunu seviyorum abi. Arabanın bütün her şeyini yol anlatıyor ya. Aynen. Yol anlatıyor valla. Abi 150. 185 falan herhalde zaten son hızı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gelmedim henüz ben. 160 abi. 170'e geldik abi. %72 falan ortalama. Şimdi bunu drive moduna alayım. Ayağımı gazdan çekeyim. Abi 160'da 3100 devirde gidiyor. Devir oranı da gerçekten güzel. Uzun yolda az yakıt tüketimi anlamına geliyor bu da. Şimdi bu arabanın biraz yalıtımından bahsedelim. Şu an mesela sesi dinleyin. 130. Bak. Ters yapıyoruz şimdi. 120. Dinginleştik abi. Sakinleştik. Evet. Geliyoruz. 120 tam böyle ideal rüzgar sesinde. Biraz rüzgar sesi, çok az yol sesi. Tam ideal bir şekilde ilerliyorsun. 110. Daha böyle bir sakin. Uzun yolda beni hiç yormadı sesten. Yüzde de kesiliyor abi. Evet, rüzgar sesi. Tamamen kesiliyor. Yol sesi tabii 80'den 70'ten sonra falan geliyor ama aşırı rahatsız edecek seviyede değil. Bir Japon C segmentinden iyi bak. Onu söyleyeyim. Motorda şöyle çalıştırıyorsun. Ufak bir 3 silindirli hırıntısı var. Araba çalışırken kapıyı açıyorsun. Çok az bir 3 silindirli titreşim var. Çok fazla yok. Gazlıyorsun gidiyorsun hiç 3 silindirli gibi değil. Evet. Gayet rahat bir şekilde ilerliyor. Yağ gibi gidiyor. Şimdi bu arabayı abi sen 11-12 bin kilometredir kullanıyorsun. 11-12 bin kilometrede sana herhangi bir problem oldu mu bu arabanın? Vallahi bana hiç problem olmadı. Sadece bagajla alakalı problemimiz oldu. Çok fazla şehir dışı yapıyoruz. Bize biraz küçük geliyor bagajı. Onun haricinde aracımdan çok memnunum. Zaten hem, satma hem gidişiyle alakalı. CSUV almak. Evet, CSUV almak için satmayı düşünüyorum zaten. Hem gidişinden çok memnunum, hem yakıtından çok memnunum. Abi ortalama tüketimin 8.7. Bu şehir içi tüketimi. Şehir içi evet. Şehir içi. Şehir dışında ne yakıyorsun abi? En son 6.6-6.7'yi gördüm. O civarda evet. Yakıt tüketiyor. Tabii yerden yüksek arabalar sedan ve hatchback otomobillere göre biraz daha yakıyor. Evet. Yani bunun mesela işte 1 litre Fiesta'sını alsam ya 1 litre turbo Fiesta'sını alsam 1-1.5 litre daha az yakabilir. Benzin pahalı olduğu için şu anda bütün arabalar çok yakıyor. Tabii yani dokunuyor birazcık. Aynen biraz maalesef. Dokunuyor evet. Hepimize dokunuyor. Yapacak evet. Bir şey yok. CSUV'a geçince diyeceksin ki bunun yakıtı iyiymiş. Yüksek ihtimalle abi. Onlarda biraz daha yakıt tüketimi var. Peki bu arabanın en sevdiğin yanı? En sevdiğin yanı kolay park edebiliyoruz. Yani bir normal binek araç gibi. Hem giriş hem kolay otoparkta, park edebiliyoruz. Kapalı otoparka çok rahatlıkla girip çıkabiliyoruz. Hem su hem kullanım kolay hem rahat park edebiliyor. Zaten çoğunlukla eşim kullanıyor. Peki sevmediğin yanı abi? Sevmediğim yanı ne? Siyahlığını söyledin. Ben de sevmiyorum. Çok içi siyah arabayı sevmiyorum. Bir de CSUV'larda olan bu oturum rahatlığı vardır. Yani işte deri koltuktur, konsol kısımları büyüktür. O bu araçlarda yok. Tabii B segment bir SUV olduğu için bunlar da yok. Onun haricinde yok. Sevmediğim bir tarafı yok. Biraz daha yakın oturuyoruz işte. Evet kısaca. Yakın oturuyoruz onlar aynen. Da... Biraz daha ayrı oturabiliriz. Bu biraz daha sıcak arabası. Aynen. Şimdi o zaman EcoSport'la ilgili ben de biraz bir şeylerden bahsedeyim. Bu araba 1.5 dizel ile manuel geldi ülkemize. Otomatiği yok. O yüzden 1.0 zaten artık dediğim gibi 1.5, 1.6, 1.4 dizeller kalktı. Yerine 1.0 turbolar geldi. Onun yerine bu otomatik seçeneğiyle geldi. Şanzımanı çok sağlam. Ford eskiden şanzıman konusunda çok ninni bir markaydı. Evet. Ama artık daha sağlam şanzımanlar kullanıyor. Bu otomobilin motoru
eskidiği zaman bu, yani eskidiği zaman söyledim işte 100 bin, 150 bin kilometrelere geldiğin zaman bazen kullanımına göre bakımlarını aksatırsan özellikle daha düşük kilometrelere de dolabiliyor. Motorun iç aksamına bir zarar gelirse eğer motor değiştiriyorlar abi. Servis direkt tamir yapmıyor. Şu an ortalama bu motorun maliyeti de 80 bin lira civarında. Ama mesela bir 1.4 TSI Volkswagen motoru alsan o da 130 bin lira civarında falan. Hani fiyatlar böyle gidiyor şu anki seviyede. Nereden biliyorum? Bir arkadaşımda Fiesta vardı. Bizim Sungur'u bilirler Kayseri'de. Sungur'un Fiesta'sında bir problem geldi başımıza. Direkt motor değiştirelim dediler. O da arabayı servise sattı. Başka bir tane Fiesta aldı kendisine. Seven seviyor. Alan bir daha aynı arabadan alıyor. Ama bakımlarına azami şekilde dikkat etmek lazım. 15 bin bir yıl bakım var. Şöyle abi, yağ bakımı zaten tabii ki herkes yapıyor ama mesela bu otomobilin atıyorum devir daimi değişecek. Ertelemeyeceksin. Evet. İşte sıvılarını ertelemeyeceksin. Evet. Her şeyini kitabına uygun bir şekilde yapacaksın. O anlamda biraz hassas ama bakımlarını yaparsan da güzel giden, performansla yakıtıyla memnun eden bir motor. Kendi kronik problemlerine gelecek olursak, Ford'un güncelde birçok modelinde yaşanan kronik problemler bu arabada da var. Nasıl? Abi sensör ve yazılım problemleri. Artık bunu servis mi yapamıyor? Çünkü özelde bazı yerler yapıyor. Servise götürüyorsun, bazen düzgün yapamıyorlar. Ford servislerinden ben son yıllarda eskisi kadar memnun değilim açıkçası. Yeni gelen otomobilleri ve yeni gelen Ford'ları da yeterince tanıdıklarını düşünmüyorum. O yüzden bazı tepe servisler dışında normal diğer birçok servis bu otomobillerin ufak tefek yazılım, güncelleme problemlerinde bile zorluk yaşayabiliyorlar. Evet. Yaşanan problemler de genel olarak bu tarafta. Ama bu EcoSport özeline bakacak olursak, EcoSport özelinde eğer arabayı aldım, memnunca biniyorsan bakımlarını takip et, devam et. Kolay kolay sıkıntı yaşamadan binip kullanabileceğin bir otomobil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çokça iyi bakın. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bence EcoSport'la ilgili en verimli rehberlerden bir tanesi oldu bu video. Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.